Sevgili izleyiciler bizim saatin ikinci yarısı son hızıyla devam ediyor. Bugün e, demin de söyledik zaten izlediniz. Şems Aslan var. Kendisi kimya mühendisi ve e, uluslararası cilt bakım uzmanı. Özellikle Şems hanımın olduğu programları Kaçırmamanızı tavsiye ediyorum çünkü evdeki e, sizin sahip olduğunuz çok ufak şeylerle hem cildinize hem bedeninize çok büyük katkılar sağlayabileceğiniz tarifler veriyor. Demin de verdik iki tarif şimdi başka tarifler var. Sırada romatizma ve kireçlenmeye karşı kremi hazırlayacağız evet. değil mi şimdi? Evet 50 yaşından sonra 60 yaşından sonra diz kapaklarında kireçlenmeler varsa ağrılar sızılar varsa merhemler kullanıyorum az geliyor keşke etkili bir şey olsa. Evde kendiniz hazırlayabileceğiniz o kireçlenmenin iltihap problemini azaltan, ağrısını kesen, ısıtıcı özelliği olan hardal kremi. Çok meşhur bir kremdir bu. Onun detaylı bir şekilde anlatarak gramajları da vermek istiyorum. Bu arada eğer ki minisküsünüz varsa tenis dirseği ağrı biliyorsunuz onların ağrıları çok fazla varsa spor yapanlar devamlı bel, boyun, omurgada o çıtlamalar varsa bu problemi önlemine almak için mutlaka egzersiz yapacaksınız. Mutlaka kelle paça tüketeceksiniz ve bizim kremimizi evet. mutlaka bir deneyin. Evet. Şimdi, Şimdi o kremi... e, tarifimizde neler var zaten ekrana yansıttı yönetmenimiz Ruslar. Sizden de bir duyalım nelerle nasıl bir tarif yapacağız ve nasıl uygulanacak. Direkt tepsimi buraya getirdim. Evet. Şimdi tabii ki öncelikle sıvı hardalım var. Sıvı hardal ısıtıcı özelliği var. Evet. Romatizma problemlerinde hardal vazgeçilmezimizdir bizim. Hı hı. Kemik ağrılarında bir numara. Kemik ağrılarında ve e, şeyde bir numara. Kemik ağrılarında, romatizmada, kireçlenmede, ondan sonra diz kapağında problemler varsa, ağrı sızı varsa, bostonla geziyorsanızsa, siyetiklerde ağrı varsa ona bile iyi geliyor. Şimdi evet. vereceğim tarif. Hardal bu kadar etkili. Çok etkilidir. Sıvı hardal da her yerde zaten satılıyor. Aslında tükettiğimiz e, ürünlerin ne kadar e, Faydalı faydaları var ama bilmiyoruz. Eski tıpta hardal bir de yoğun saç dökülmesinde kullanılırdı. Öyle mi? Tabii. Saç kıranda, yoğun saçlarda açılma varsa, konak konak böyle açılmalar varsa hepsinde hardal çok çok ama etkili. Burada biz tabii ki sıvı hardalı kullanacağız. Kabımıza hardalımızdan hepsinden aynı koyacağız. Yani bir porsiyonsa her şeyden bir porsiyon gidiyor. İki ise iki porsiyon koyacağız. Boyutuna göre tabii ki. Hı hı. Hardalımızdan bir yemek kaşığı kabıma koydum. Evet. Bir yemek kaşığı su. Bildiğiniz temiz su. Suyumu ilave ediyorum. Ki tek bir kıvama getirmek için. Ve ardından iyice karıştırıyorum. Daha da sulandırıyorum yani. Sulandırmak Sulandırmam lazım. Sulandırmam gerekiyor. Evet. evet. Tuzu kattıktan sonra bir yemek kaşığı da mutlaka... Ne kadar tuz katıyoruz? Ağrı kesici özelliğine sahip olan. Ayrıca tuzu neden katıyorum? Herkes şimdi diyecek ki, aa evet denize giderken bacaklarım ağrıyorsa, siyetiklerim ağrıyorsa, sırtım ağrıyorsa... Kuma basmıyoruz kendimizi. Çocukları, büyükler böyle oturur değil mi? Evet. Ayaklarına kum döker. Niye? Evet. Çünkü içerisinde bol miktarda mineral ve tuz var. Evet. Tuz bu kadar değerli. Tuz banyoları, tuz odaları bunlar hepsi iyi geliyor biliyorsunuz iltihap kurutmakta. Tuza karşı bizi e, televizyonda doktorlar çok korkuttuğu için belki de o yüzden merak ettik biraz da ben de ettim. Evet, ama hani biz, neden diye. Biz, biz bunu yemiyoruz. Biz yemiyoruz sadece süreceğiz o yüzden. Evet bir yemek kaşığı Hı -hı. da tuzumu ilave ettikten sonra bir o kadar da yine de Buraya bal ilave edeceğim. Bal. Mutlaka. Onu bal da bir da. yemek kaşığı mı? Onu da aynen o kadar. Bir yemek kaşığı da balımı ilave ediyorum. Evet. Ettik. Balımızı da ilave ettik. Ve olmazsa olmazlardan bir yemek kaşığı kantaron yağı. Kantaron yağı. Her derde deva kantaron yağımız. Kantaron yağının bu kadar büyük etkisi var. Yani çok demin kullandınız, var. şimdi tekrar ve devamlı tekrar tekrar, tekrar, tekrar evet, kullanıyoruz. Hemen hemen vücut problemlerin çok Hı -hı. çokunda tereyağı ve kantaron yağı. Tereyağını da tavsiye ediyorum sizlere. Sevgili e, hanımlarım mutlaka tereyağını 2 saate yakın benmari usulü veya direkt tencereye koyup kaynatsınlar. Özünü çıkartsınlar. Eskiden nasıl yapıyorduk? O sarı özel sıvı şey hardal renginde yağımız çıkıyordu ya yemeklere katıyorduk. Annelerimiz, ninelerimiz kaynatırdı tereyağını. Aynen o şekilde hazırlayın. Çok faydalıdır. Ben evet. bir daha programa sakın kaçırmayın. Size tereyağının kaynattıktan sonra faydalarını, ne işe yarıyor, nasıl yapılıyor, nasıl süzülüyor, tereyağını nasıl kullanmamız gerekiyor. Eski böyle bir 100 yıl önceye gideceğim ve onu anlatacağım. Çok güzel, çok sevinirim. Hazırlıyorum şimdi. Memnun oldum bunu duyduğuma şey. çünkü biz de tereyağı tüketicileriyiz. Evet, tereyağ <laughs> zaten aa, hiç vazgeçmem ee, mümkün faydalarından değil. Faydalarından bahsetmek de güzel olur. En mümkün azından değil. neyi tükettiğimizi, niye tükettiğimizi biliriz neye faydalı olduğunu diyorum. Şimdi bu karışımı hazırladık. Bal bu koyduk kadar içine. Kantaron yağı koyduk. Ee, evet. hardal koyduk, tuz koyduk. Birer yemek kaşığı koyduk hepsinden. Evet. Ve, ve su romatizma ve kireçlenmeye karşı yazıyorsunuz böyle kavanozunuzu hazırlayın. Evet. İçine ürünümüzü doldurduk ve ucumuzu da bekletiyoruz. Evet. Her gün sabah ve akşam problemli bölgeye sürdük. Üstüne bir tane folyo ile kapattık. Yun bir şalla veya yun bir corabı üstüne ekledik Ya da ki hemen bir şeyle bir örtüyle ne bileyim bir tülbentle o bölgeyi kapatın. 2 saate yakın kalabilir. 2 evet. saatten fazla kalmasın kaşıntı yapabilir. Eğer kaşıntı yapıyorsa benim cildim beyaz tenli. Kaşıntıya müsait alerji tipli diyorsanız 40-45 dakikaya yakın haftada iki defa. Böyle bir problem yaşamıyorsanız her gün kullanabileceğiniz doğal bir takviyedir. Diz kapaklarınızda parmaklarınızda çıkıntı varsa... Ayak parmaklarınızda o baş parmakta çıkıntı varsa, kemik ağrılarınız varsa ki ayakkabıları giyerken çok incitiyor, ağrı ve sızı yapıyor. Çok ama çok iyi bir mükemmel formüldür. Ben bir kimyager olarak dozajlarını birebir size anlatıyorum ki doğru alınsın. Çünkü bu formülleri yanlış hazırladığımızda nasıl bir pastaya yanlış bir katkı yaparsın, fazla yaparsınız ya da az yaparsınız. Vanilya bile Fazla Tadı koyulursa olmaz. ne Tadı kadar geçer, değil mi? acımsı bir tat verer. Aynı şekilde hmm. bu tarifler de öyle. Doğru yapılması gerekiyor. Yani faydası gerekiyor. E, olacakken zarara götürebilir yanlış olmaz. E, ölçülerle. Aynen aynen. Hı -hı. Doldurduk güzelce. Sabah, akşam mutlaka kullanın. Ve görün ne kadar faydası olacak. Ben tarifi bir daha vereyim Sabah mi? Sabah akşam diyorsunuz. Sabah Verelim. akşam. Verelim. Ekranda ki. da tekrar görebilirsek Kronik görebilirse problemdir. Kronik problemdir. Çözümü hemen hemen yok biliyorsunuz. O yüzden önlem alın. Ne kadar ki... Mücadele edebiliyorsanız pes etmeyin mücadele edin. Bir daha söyleyeceğim. Ee, sıvı hardalımızdan. Romatizma ve kireçlenmeye karşı diyelim. Evet. Sıvı hardalımızdan bir yemek kaşığı. Tuz bir yemek kaşığı. Kantaron yağı bir yemek kaşığı. Balımız bir yemek kaşığı. Hepsini ve sudan bir yemek kaşığı. Su mutlaka katıyorsunuz. Yoksa gerçekten alerjiyi çok altır. Hardalı sulandırmanız gerekiyor. İyice karıştırıyorsunuz ve kabınıza Kabınıza dolduracağız. Evet. Peki Eşem Hanım şimdi sabah akşam dediniz. Bu birer yemek kaşığı ile yaptığımız tarif e, uzun süreli kullanacaksak bize yetmeyecektir. Dozajı anda, ne kadar artırmalıyız? Şu anda hazırladığım tahminen iki hafta yetiyor. Öyle mi? İyi geliyorsa zaten fark edecekler iki hafta içerisinde. İyi geliyorsa ki yani bu kadarlık gelecek. bir kısım iki hafta bize yetebilir. Tabii inşallah da çok iyi gelecek. Hı -hı. Ee, Ondan sonra bu bana iyi geldi bana alerji yapmıyor çünkü denemelik mutlaka. Evet. Denemelik mutlaka yapmak gerekiyor. Fazla yaparsınız işe yaramıyor, beni rahatsız ediyor, kaşıntı yaptı. İlla da bu türlü doğal tarifler %100 işe yarayacak diye bir şey yok. Ama yüzde %90 yarar. Yarar. Evet. Ama Peki vücuttan şey vücuda değişiyor. Diyelim, şimdi bunu hazırladık. ilerleyen tarifte kullanalım diye düşündük. Bu şimdi hazırlayıp da iki ay sonra, 3 ay sonra kullanmak mümkün mü yoksa bozulur mu? Buzdolabında biriktirecekler. Bozulmuyor. Ha. Hayır. Çok daha fazla kalacaksa o hmm. zaman buzluğa atın dursun buzlukta. Evet. Bozulmuyor. Bozulmuyor. Çok güzel bunu öğrendiniz. Bozulmaz. Evet yolda. evet. Ondan sonra kapağımızı da kapattık. Serin güzel bir yerde muhafaza ediyoruz. Çok geçmiş olsun herkes kullanabilir. Ben evet. bu türde tarifleri kullanırken bazen tavsiye ediyorum ki kremi kullanmadan önce evet. e, mutlaka o bölgeye bal sürmek. Önce balı süreceksiniz. Göstereyim mi? Lütfen. Ben bir göstereyim diyorum. Şöyle bir elimin üzerinde göstereceğim şöyle. Öncelikle elimin üzerine şöyle önce balı koydum. Evet. Bal yapıştığı için süremiyorsunuz. O yüzden vuracaksınız. Hmm. Vururken de o bölgede kan dolaşımı hızlanıyor. Kan dolaşımı hızlanıyor. Anladım. Bunun ismi de meşhur bal masajı. Öyle mi? Bu şekilde uygulamak lazım. Bu. Evet. Balı koyduktan evet. sonra artık ben buraya hazırladığım kremden üstüne sürersem çok daha etkili olacak. Balın burada ne gibi bir etkisi oldu? Balın bir hikaye anlatayım ben size. Evet lütfen. Yıllar önce e, 2007 söyleyeyim evet. ben size. Ben e, bir köye gitmiştim. Orada bir hanımefendinin kocası devamlı böyle bel ağrısından sızlıyordu. Ve bir gün e, orada bir hanımefendi vardı, yaşlı bir hanımefendi vardı. Dedi ki size de şimdi öyle bir bakım yapacağım ki yarın sabah var ya kalkacaksın böyle kendin atacaksın tarlaya gidip iş yapacaksın. Ben çalışmak istiyorum diyeceksin hiçbir ağrınsızlığın olmayacak. Ve ben o zaman izledim ve gördüm. Balı aldı bütün o sırt bölgesine önce hafifçe vücudunu ıslattı. Çünkü e, beyefendi tabii ki hafif kıllı olduğu için bal yapışıyor. Suladı bildiğiniz evet. suladı o sırt hı hı. bölgesini normal suyla. Ardından balı sürdü. Bu şekilde uyguladı ve sizin yaptığınız gibi. Benim gibi aynen böyle basıncı ben de durmuşum böyle kenarda izliyorum. Balı sürdü, folyeyle ile kapattı, yun şalla kapattı, örtüyle kapattı ve dedi ki yat. Sabah kalktığında o balın yerine orada kireç olacak. Biz evet. sabah hepimiz uyandık, geldik, bal yoktu. balın yerine bildiğiniz tuz vardı. A -a. Bal o kadar güçlü antiseptik. Bal o kadar güçlü romatizmayı Emen kireçlenmeyi Emen Vücutta o kireç Dediğim şey zaten benim anneannem derdi. Ay benim kollarımda tuzlar toplandı. Tuzum evet. var derdi. Allah Tuz Allah toplandı Allah. derdi. Çünkü biz o eski e, nenelerimiz, eskilerimiz e, a, kireçlenme demezdi. Evet. Tuz derdi. O zamanki kullanım tabiri O tuzu, da tabiri, oymuş, o tuzu da tabiri oydu ve bal onu çeker. Evet. Veya elinize kolunuza Allah korusun bir şey battıysa paslı bir şey çivi olabilir demir olabilir hemen üstüne balı döküyorsunuz bal olduğu gibi oradan o zehri, iltapı, iltapı zehri kiriçi pası her şeyi emip çıkartıyor. Hastaneye yetişene kadar oradaki artık İlk müdahale, acil müdahale yapılmıştır. Çok güzel Bal bir şey öğrettiniz değerlidir. bize. Peki e, şöyle bir şey sorsam. Genelde e, evet belli bir yaşa kadar bunlar uygulanabiliyor ama yaşlılarda hassasiyet olabilir mi? Yoksa onlara da kullanmakta bir mahsur yok mu? 70-80 yaş üstü mesela. mesela Hayır ne, 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 hiçbir mahsuru yok. Hayır, evet. kes, kesinlikle. Sadece ben tek bir kreme, hı hı. bu kreme güveniyorum, yapıyorum derseniz tabii ki rahatlayacaksınız. Evet. Ama... Olmaması için artık 40-45 yaşından itibaren kemik suyunu tüketin. Kemik kaynatılsın, kemik suyu. içilsin. Organik yumurtaları atmayın. Kabuklarını kaynatın, güzelce övütün, un haline getirin. Günde bir kere çay kaşığı ucunda yoğurtla karıştırın, yiyin. Ne işe yarıyor bu? Kemiklerin nerede olduğunu bile unutursunuz. Aa, Kalsiyum. Çok Vücuda iyi. gereken kalsiyumu nasıl biz mutlaka... Her zaman ee, eczaneden alıp tüketmiyor muyuz kalsiyum evet. haplarımızı? Bir hapımızı kendimiz de hazırlayabiliriz. Bu kadar da basit yöntem. Şems Hanım 4 dakikamız kalmış. Ee, hemen evet. isterseniz şimdi. boyun ve yüz kırışıklığına karşı etkili çözümleri evet, de Bu elimde gösterelim. kalıyor. Gösteriyorum evet. şimdi şu şekilde. Sürdükten sonra üstünü ile kapattım. Üstünü kapattıktan sonra evet. hassas ciltler 45 dakika... Normal ciltler 2 saat. Bu ben zaten hiç yıkamayacağım. Böyle üstüne de giyeceğim. Kalsın. Evet. Elimde hiçbir Asaf zararı yok. 45 dakika. Evet. Normal ciltler 2 saat. 2 saat kalabilir. Evet. evet. Şimdi boyun, dekolte gıdıklarımız varsa onun için anlatacağım. Yüz ovalim otursun. Yüzümde evet, gerginlik olsun. Çıksın. çıksın. Kırışıklıklarım azalsın. Devamlı böyle telefon, 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 bilgisayar, bilgisayar Burası Şimdi bu tarz ikinci yüz çıkıyor. önlemini almak için evet estetiksel şeyler önlemler var ama geçenlerde bir doktorla konuştuk 5000 liradan başlıyor. O yüzden biz çok... burada çok daha uygun <laughs> evet. evinizdeki çok imkanlarla. Ama çok daha uygun. Evet. Önüne geçebileceğiniz bir yöntem önereceğiz Şems Hanım sayesinde. Şimdi buraya öncelikle bir maske hazırlayacağım ben ve anlatayım. iki tane ma malzeme var burada. Yumurtanın sarısı ve yumurtanın sarısının içerisine çok az bir şekilde bal ilave edeceğim. O kadar. Yine de bal. Bal, bal her yerde var. Balımız kosmetikte evet. çok önemli bir malzemedir. Yumurtanın sarısının üzerine çok az bir bal döktük. Evet. Bir yumurtanın sarısı ve bal. Bu kadar mı? Bu kadar. Bu, Bu benim kadar. maskem. Aa, Hazırlandı. Iyi. Maskem burada bekleyecek. Bu Hı. kadar. Evet. Ve ılık suyum, evet. Suyumun içerisine mutlaka tuz ilave edeceğim. Evet. Tuzumuzu ve termal da hale getireceğim tabi. Hı -hı. Su. Ama tabii ki ılık su olsun. Ne soğuk ne sıcak. Evet. Peki, Tahminen 3 e, yemek henüz kaşığı. Kırışıkları oluşmaya başlamamış bir insanın önlem almak için bu e, kürü kullanması doğru mu? Yüzüne değil boyun ve dekolte. Boyun Yüzümüze dekolte uygularsak eğer o zaman e, alerji yapabilir. Yüze değil boyun şu anda çenemizden aşağıya dekolteye kadar evet, olan kısmı. Şurada, kollarımız, bacaklarımız, karın bölgesi, çatlaklar varsa karnımızda, karnımız, karın bölgesinde yağlanma varsa, yağ parçalayıcı, boynumuzda, gıdığımızda yağ parçalayıcı görevini yapan bir uygulama gösteriyorum size. Bu ılık Su, suyun burada tuzlu. Ilık suyun içerisine tuz ilave edeceğiz termal hale getiriyoruz bu şekilde. 3 yemek kaşığı tuzumuzu ilave ettikten sonra iyice karıştırıyorum ve pamuklu bir havlumu içinde ıslatıyorum. Evet, ıslatıyorum. Islanana kadar ben hemen derimi buna hazırlattıracağım. Nasıl hazırlayacağım? Bunun için herkesin evde masaj aletleri var. İster masaj aleti olsun, ister böyle rollerlar olsun. Hemen hemen her hanımın artık evinde var. Mezo rollerlar, derma rollerlar, iğneli, daha küçük iğneli bunu uygulamadan sürsek ne olur peki Şems Hanım? Neyi uygulamasak? Ee, Onu hazırlıyoruz deriyi dediniz ya. O zaman masaj yapılır. Masaj yapılır. O zaman masaj yapılır. <laughs> ve yap birkaç dakika hangi evet. alet varsa ellerinin altında roller gibi yine söylüyorum ve yuvarlak rollerlar olur, tahtadan olur. Bu hazırlığın ne gibi etkisi var bizim üzerimizde? Kan dolaşımını hızlandırıyor. Hızlandırıyor. Kan dolaşımımız hızlandı ardından hiçbir şey hala sürmeden hemen havlumuzu sıktık. Tuzlu sudan çıkarttık ve havlumuzu bu şekilde böyle çevirdim. Ve beni yakından gösterin. Önce kendim de göstereceğim sonra tamam. kızımız da göstereceğim. iyice çektikten sonra Sıktım. bakın ne yapacağım. Şöyle hı hı. oynatıyorsunuz. şu Ve kıdığıma vuracağım. Evet şu şekilde. Tahminen 5 dakikaya yakın incitmeden zorlamadan şu yani darbeyi şu. hissedeceğiz ama incitmeyeceğiz. İncitmeden evet. tabi tabi tahminen yine söylüyorum 5 dakikaya yakın şunu yapıyorsunuz veya aynı şekilde karnınıza yapıyorsunuz şu. Evet anladık. Şu hı hı. bildiğiniz masaj görevi yapıyor vücudunuza da cildinize de boynunuza bu uygulamayı yaptığınızda yağlar parçalanıyor. Yaptığınızda vücut toparlanıyor, sıklaşıyor, lifting oluyor. Bildiğiniz ameliyatsız yüz germe yapıyoruz şu anda. İyice yaptınız. Şimdi kızımızda göstereceğim. Kendin yapar mısın? Al canım. Buna herkes evde oturup bir dizi izlerken bile boş oturmayın. Alın hemen havlunuzu tuzlu suda ve bu şekilde vuruyorsunuz. Evet. İyice vurduktan sonra bir de şu şekilde göstereceğim sizlere. Şu kısımlar. Beni yakından gösterin. Şurası. Köpek yanaklarımız çıkmaya başlıyor. Değil Hı -hı. mi? Evet. Buraya dolgu yaparsan biraz daha deşer. Botoks yapıyorsun. Ağzımız yüzümüz deformasyon gibi artık devam ediyor evet. böyle evet. bu işte Ve istediğimiz gülümseme olmuyor. Doğallıktan kaçıyor. O türlü uygulamaların yanında evde şunu yapın. Bir, iki, bir, iki. Benim elim alışmış. O yüzden gösteriyorum. Çeneme, dudağıma, dudağımın üstüne döndüm, dolaştım, yine geldim. Şu, acımayın kendinize. Bizim cildimiz hafif ama <laughs> hafif oysun. dayak istiyor. Vurdum, kaldırdım. Şu, Evet. Hem key, ay ne kadar rahatladım. <laughs> ay ne kadar rahatladım bilemezsiniz. Yapan hepsini söyleyecek. Ay Şems Hanım ne kadar rahatladık. Yaptınız. Yaptıktan sonra hemen hazırladığınız yüksek protein içerikli değerli maskenizi yumurtanın tamam. sarısını hemen boynunuza her yerine kırışıklıklara dekolte kadının en güzel yeri boyun ve gerdan. Bal ve yumurtanın sarısı. Evet, evet. Bu masajı yaptıktan sonra şu. Ee, bal ve yumurta sarısından oluşan Sürdüm. bu kıvamı sürdük. Ne Sürdükten kadar bekletiyoruz Şemsan Hanım? derhal ama derhal hemen Hı. folyenizle şu şekilde kapattık. Ve bir tane havluyla kapatıyorum oturuyorum 20 dakika sanki güzellik merkezine gitseniz vallahi şu anda ücretini siz söylediniz. Evet. Ücretler çok yüksek doğal evde kendinize 20 dakika zaman ayırarak güzellik merkezine evine getirerek böyle bakımlar yapabilirsiniz. Programımızın süresi doldu hatta geçti ama biz e, reji'deki arkadaşlarım yönetmenim de dahil olmak üzere o kadar keyifli izliyoruz ki sizi bitmesin istedik. Maalesef bir dahaki programda yine sizi alacağız ama en son olarak ne sıklıkta uygulamalıyız? Haftanın 3 günü acımayın kendinize. Yapın. Dört kere de yapsanız kardır çünkü bizim cildimiz bakım istiyor. Evet Kadar. Şems Hanım çok teşekkür ederim. Ayağınızı sağlıklı çok yakın bir zamanda inşallah yine görüşeceğiz. İnşallah, i̇nşallah. Evet sevgili izleyiciler bugün de programımızın sonuna geldik. Umarım bütün bu e, faydalı tariflerin hepsini alabilmişsinizdir. Şems Hanım çok yakın bir zamanda yine bizim konuğumuz olacak. Çok güzel tarifleriyle bence bizim saatten ayrılmayın. Hafta sonuna geldik. İyi haftalar diliyorum efendim. Bir dahaki haftada görüşmek üzere.